Eğer bizimle olgun sahaları kodlama niyetiniz varsa kanat takalım, yolu bulalım ve Şavk'ın şafağında size varalım ve sizinle çalışalım. İnsanlık boyutları bizi anlayacak mı? Ama onların kulluğunda her an mutlaktır ki atom kalemleri bile ana kaynağı insanlığın ilmiyle anlamaya çalışır ki Hakk'a varsın da hakikiyeti hak etsin diye. Toplantılar yapılır dünya ilmiyle. Her şey o toplantılarda dillenir. Ama dünya planetinin toplantıları çok farklıdır. Dünya planetinde yapılan toplantılara kil ve kumlar da dahil edilir. Ve kil ve kumlarla yapılan her çalışma yazar, çizer olmayanların da tohumlarını hak ettirmek için olur. Sevgili analar, burada yapılan çalışmalara herkes katılmamakta. Gözün gördüğü şu ki katılanlar kendilerini anlamaya çabalıyorlar. Ama katılacak gücü olup da katılamayanlar da var. Seviye yükseltilir, yoğunluk kodlanır, her an herkesle dinlenir ama Hakk'a varmak gerekir ki bu yoğunluğa inilebilsin diye. Hakk'a varabilen Halik olabilir ama tohum olması ayrıdır. Şükredin ki tohumları da kodlayacak güçteyiz. Yarat ya da yaşat ama ne yaparsan ilimle yap anam ki bizler de senin gibi görev taşıyabilelim. Unutmayın ki dünyanın lütfi kapısında kelam olanlar olur. Öz görevi hak edip, kodlayıp, tohumlayıp, yaratan ve yarattıranlar olur. Görev isteyip görev yapanların kodlanışı mutlak kurullarla olur ama yeni dünya gücü çok büyük bir gerçekliği de dinlemek istedim. Yeni dünya elimizin gücü olmalı ki mutlak kurullar bütünün gücü olsun. Şafak söktü analar. Temizlik başlayacak dünyada. Ve bu temizlik ilimle olacak. Eğer ilmin kalemi kontrol dışı kayıt yaparsa, şafak sökse de bütün kötülükler yaşanabilir. Düzeni kurduğunuzu gördük. Yaşamı kodladığınızı gördük. Özgeçiş yaptığınızı da gördük. Netice olarak yarınlar için doğanın gücünün bütünün kütle kodu ile tohum olması gerekir. Bu da olmalı. Dünya planeti tohum olmalı ki tüm planetler kontrol kurabilsinler. Dünyanın gücü artacak. Doğan güç mutlak kurulları kodlayacak ki herkes daha güçlü olacak. Nesiller boyu doğanın yüceliğiyle bütünün kütle kodu mutlak kurulları kayda aldı ki düzen kuruldu. Bugün de düzeni kuran ilim hepimizin geçişi içindir. Yeni dönem Allah'ın teknik kalemiyle kodlanıyor. Özür dilerim dümene oturan herkesten. Çünkü dümen Allah'ın ilmiyle kodlananın itibarlı yaşam sahasıdır. Artık o dümene oturtulanların çorba olmadan o çorbayı yaprak yaprak kayda almak için geçtikleri o yaşamdan çakıp çıkmalarını beklemekteyim. Çünkü o çorba bütünün çürük çarık olsa da herkesin çorbası olacak, olmalı. Şimdi başınızı dik tutun ve deyin ki bütün köklerimizle dünyadayız ve herkes için bu çalışmayı yapıyoruz. İşte bunu dediğiniz zaman teni tahditli olanlar da burada olabilecekler. Cinler cennetinde kelam isteyenlerle, cinli kapılarda halik olmak isteyenler, tüm insanlığı kodlamaya başladığımız zaman bedene girebilecekler. Ayırmayın ilmi, ayırmayın tüm sahaları bütünden ama tüm insanlığın gücünü de bilin. Dümenin başına kendi yüreğimizi koyalım. O yürek tüm insanlığın yüceliğini kodlasın. Artık herkes kelam olsun ve mutlak olsun. Bütün kötülükler aşılsın. Hepimizin geçişidir olacak olan bütün bunların oluşu halinde. Ve değerliler, yargı hepimizin kelamıyla olur ama yarınların kalemiyle yargılanış herkesin kontrol kaybına yol açar.
Bu nedenledir ki kimseyi yargılama niyetimiz olmayacak. Az öz vermeyeceğim. Gözünüzün görebileceği en büyük kültü kodlarken tüm bilgilerin kaleme inmesidir amacım. Şimdi yarınlar için daha güçlü bir bilginin diriliklere inmesini bekliyorum. Kusur aramayın bilgide diyeceğim ve diyeceğim ki sevgiyi hak edin. Ama kusur ararsanız yaşamınızda kontrol dışı kayıtlarınız kodları kantarda, koyuluklarda tartacak. Sizden beklentim kusur aramayın. Şimdilik bu.